Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 240, 241, 242, 243, 244 ve 245. sayfaları işleyeceğiz. Sizce beyin vücudumuzdaki organları nasıl kontrol ediyor olabilir? İnsan beyni farklı görev merkezleri olan sistem üzerine kurulu bu merkezleri sinir uçlarıyla bağlı yapılan veya alınan duruma göre sinir uçlarından alınan iletileri bu merkezlere iletilmesiyle çalışan bir sistem organları çalıştırır. Örneğin tat alma konusunda bir şey yediğimiz zaman tat alma duyguları sinire uyarı verir. Sinir uçları sayesinde bu noktadan alınan uyarı tat alma merkezine iletilir ve dilimiz tadı algılar. Fiziksel bir aktivite sırasında beynimizin hareket merkezleri ağırlıklı olarak çalışır. Bunun gibi konuşurken konuşma merkezi, okurken görme merkezi daha aktif çalışır. Bu farklı merkezler birbirleriyle sürekli iletişim halindedirler. Sizce bilgisayarlar insan beyninden daha zeki midir? Neden? Zaman içerisinde makine üzerine eklenen parçalar ve teknolojinin hızlı gelişmesiyle bu cihazlar birçok işlem yapabilir kabiliyete geldi. Bilgisayarların üzerine internet ağının bağlanması ve oluşturulması ile bilgisayarlar arası bilgi alışverişi hızlandı. Ve bugün kullandığımız bir akıllı telefon bile bilgisayarın yapabildiği işlemleri yapabilme kabiliyetine ulaştı. Fakat sonuç olarak bilgisayarlar insan zekasına ulaşabildiği en uç noktaları bir insan tarafından üretildiği için bir insandan daha zeki olabileceğini de düşünmüyorum. Aşağıda okuduğunuz metinden alınan bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sinir sistemi Yüksek yapılı organizmalarda organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayan sinir gözeleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem. İnternet ağı, internete bağlanmak için var olan kablolar. Organ, canlı bir gövdenin belirli bir işlevi olan ve sınırları kesin biçimde belirli bulunan bölümü. Mesaj, bir kişiye bir konu hakkında bilgi vermek ileti. Duyu, insanların ve hayvanların dış dünyanın uy uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tat alma organları aracılığıyla algılama yeteneği, bu organların işlevi. Uyarı, herhangi bir konuyla sorunla ilgili olarak uyarmak, dikkati çekmek için söylenen söz ya da yazılan yazı. Hafıza, bilgilerimizi kaydetmek için gerekli olan beyin veya bellek. Ses, işitme organının duyabildiği titreşim göz görmeyi sağlayan organ, burun ağzın üstüne alınla dudak, üst dudak arasında yer alan çıkıntılı iki delikli solunum ve koku alma organı. Koku nesnelerden yayılarak havaya karışan zerreciklerin bu, burun zarı üzerindeki sinirlerde oluşturduğu, uyandırdığı özel duygu, alınan havayla burun aracılığıyla duyumsanan, koklama duygusuyla algılanan şey. Kalp, göğüs boşluğunda iki akciğerin arasında bulunan, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve akciğerlerden gelen temiz kanı da vücuda pompalayan organ. Tost arasına yağ sürülüp peynir, sucuk gibi bir katık konularak özel makinesiyle kızartılıp gevretilmiş ekmek dilimi. Ceviz, cevizgillerin örnek bitkisi olan çok uzun ömürlü, kalın gövdeli ve çok dallı kerestesi ve Meyvesi çok değerli yeryüzünün ve Türkiye'nin hemen her yerinde çok yetişen ve yetiştirilen büyük bir ağaç. Yönetmek, yasalara, kurallara ya da belli koşullara uygun biçimde çalışmayı sağlamak. İşlem, bir işi sonuçlandırmak için yapılan işlemlerin ve uygulamaların, işin geçtiği evrelerin tümü. Hücre, canlıların küçük olan bir bölümü veya hücre adı kabuk kim bitkilerin gövde ve dallarının dış yüzeylerini kimi meyvelerin ve sebzelerin üstünü kaplayan ve onları dış etkilerine karşı koruyan doğal olarak oluşmuş sertçe bölüm. Kafatası insanda ve omurgalılarda içinde beyin yer aldığı başın kemik bölümü. Bilgisayar önceden belleğine yüklenmiş bir izleyince bir, izle, bir izlenceye yazılıma göre komuta edilerek çok sayıda ve karmaşık mantıksal ve aritmetiksel işlemlerden oluşan bir işi çok kısa sürede yapıp sonuçlandırabilen aygıt. Klavye, piyano, org gibi çalgılarda bazı yazı ve hesap makinelerinde bilgisayarlarda tuşlardan oluşan bütün. Kas, insanlarda ve hayvanlarda kasılarak ya da açılarak vücudun her türlü devim, devimini sağlayan tellerden oluşan organ ve bu organın telsi dokusu. Kol, İnsan vücudunun ucunda el bulunan omuz başından parmak ucuna değin olan bölümü, parmak insanlarda ve kimi hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan uzunca boğumlu oynak ve genellikle tırnaklı organların her biri. Dörder kişilik gruplara ayrılınız. İşbirliği içerisinde grubunuza bir isim belirleyiniz. Sonra bir arkadaşınızı grubun sözcüsü olarak seçiniz öğretmeninizin yönlendirmesiyle tahtaya çıkarak yan yana sıralanınız. Sözcü olarak seçilen kişi dışındaki 3 kişi yukarıdaki kelime ya da kelime gruplarından birini seçer ve bunları söylemeden kelime ya da kelime gruplarının çağrıştırdığı bir kelimeyi grubun sözcüsüne söyler. Sözcü arkadaşlarının söylediklerinden hareketle seçilen kelimeyi bulmaya çalışır. Gruplar buldukları her kelime için bir puan alırlar. En çok puanı alan grup oyunu kazanır. Oyuna bütün kelimeler bitinceye kadar devam ediniz. Metinde anlamını bilmediğiniz diğer kelimeleri de oyuna dahil edebilirsiniz. Oyun sonrasında kelimelerle ilgili tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırmayı unutmayınız. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla birlikte sözlüğünüze yazınız. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Vücudumuzdaki haberleşme ağının adı nedir? Sinir sistemidir. Sinir sistemindeki mesajlar kaç kilometre hızlı hareket eder? 200 km, 240 kilometre hızlı hareket eder. Vücudumuzun fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen organ hangisidir? Beynimizdir. Kafatası kaç parçadan oluşmaktadır? 8 parçadan oluşmaktadır. Sinir sistemi beyinle nasıl iletişim kurar? Sinir sisteminin beyne ilettiği mesajla iletişim kurar. Metnin konusu nedir? Beynimizin çalışma şekli. Metnin ana fikri nedir? Beynimizin vücudumuzda yer alan tüm organları ve fonksiyonları yönettiği ve denetlediği. Okuduğunuz metne farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları seçme nedenlerinizi yazınız. Birinci başlığım, Vücudumuzun Kralı. Vücut fonksiyonlarının hepsini yönettiği için. İkinci başlığım, Beynimiz. Metin beyin hakkında bilgiler verdiği için. Metinden hareketle beynimizin çalışma şeklini düşününüz. Çevrenizde gördüğünüz teknolojik araç ve gereçlerden hangisi ya da hangileri bu şekilde çalışıyor? Nedenleriyle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bilgisayar ve klavye bunu örnek olarak verilebilir. Bilgisayar, fare ve klavyeler, klavyelerden gelen komutlarla hareket etmektedir. TÜİK'in 0-6-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım ve medya araştırma sonucunda verilen aşağıdaki bilgileri okuyarak grafiği inceleyiniz. Grafikle ilgili soruları cevaplayınız. En çok bilgisayar kullanan yaş grubu hangisidir? 11-15 yaş grubudur. En az cep telefonu kullanan yaş grubu hangisidir? 0-6-10 yaş grubudur. İnterneti en çok kullanan yaş grubu hangisidir? 11-15 yaş grubudur. Cep telefonu en çok kullanan yaş grubu hangisidir? 11-15 yaş grubudur. Çocukların bu yaşlarda internet ve cep telefonu kullanarak zaman geçirmelerini doğru buluyor musunuz? Neden? Çocukların bu yaşlarda internet ve cep telefonu kullanarak zaman geçirmeleri doğru değildir. Bunun yerine derslerine çalışarak, kitap okuyarak zaman geçirmeleri gerekir. Siz zamanınızın ne kadarını internet kullanarak geçiriyorsunuz? Gereğinden fazla internet kullanmanın zararları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız. İnternet, eğlenceden sosyal hayatı zenginleştirmeye, gerekli bilgileri edinmeye, ekonomik çevre, yeni iş fırsatları yaratmaya kadar birçok yararlı amaçla kullanılabilir. Bir araç durumundadır. Bu fırsatların yanı sıra başta gizlilik ve güvenlik açıkları gibi çeşitli risk ve zararları da oluşmasına sebep olmaktadır. İnternet, insan hayatında sanal dünyanın günlük hayata etkisiyle hayat içerisindeki sanal gerçekliği, gerçek hayatta probleme dönüşmesine sebep olmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda gelecekte insan beynine benzer bir makine yapılabilir mi? Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte son 10 yılda inanılmaz bir şekilde gelişmeler elde edilmiştir. Bu gelişmeler başlıca yapay zekanın alternatif olarak bu yönde kullanılan süper akıllı telefonlar, iPhone gibi telefonlar içerisinde Siri gibi kendi düşüncelerini ortaya koyabilen yeni yazılım sistemleri buna örnek verilebilir gelecek 10 yıl içerisinde muhtemelen telefonlar üzerinde uygulanan bunun gibi yapay zekalar geliştirilebilecek robotlarla birleştirilerek kendi başına düşünebilen Android adı verilen işletim sistemlerine sahip robotlar hayatımıza girmesi muhtemel. Bu robotlar insanlara arkadaşlık etmesi için veya insanların yapamayacağı tehlikeli olan işlerde kullanılmak için kullanılabileceklerdir. Örneğin kimsesi olmayan, yalnız yaşayan bir kişi kendine yardım etmesi için İnsandan çok bu robotlara güvenebileceği için evine bu yardımcı robotlardan alacak. Bu robotlar sayesinde insanlar yalnız kalmayacak veya evde yapılması gereken işleri bu robotlar sayesinde gerçekleştirebilecekler. Bunun dışında askeri alanlarda bu, bu robotlardan faydalanabilecek, yok edilmesi gereken bir hedef bu robotlara yüklenecek. Bu hedefler yok edilmedikçe bu robotlar durmayacak. Savaşlar veya terör saldırgan saldırılarında insan kayıpları daha az indirilecek, daha güvenli ortamlar yaratılabilecek. Eğer güven gerekli anlaşmalar ve uluslararası gerekli kurallar tüm dünya milletlerinin ortak kararıyla alınırsa, insan hayatına girebilecek olan bu robotların insan tüm insanlığa faydalı olabileceğini düşünmekteyim. Fakat art niyetli kişiler bu tarz yaratılan robotları kendi çıkarları için kullanabilir. Bu da bu teknolojinin bir eksi yöntemi olarak görüyorum. Evet yazının içeriğine bir uygun resim. Dünyaca ünlü bilim insanımız olan Aziz Sancar hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. Aziz Sancar 1946 doğumlu Mardin asıllı Türk profesör. 1997 yılından beri ABD'de Kuzey Karolin Üniversitesi'nde biyokimya ve biyofizik programında görevli profesör Sancar. Son 20 yıldır DNA onarımının pek çok parçasının tanımlanmasında kullanılan... Biyokimyasal yaklaşımlara yaptığı öncülüklerle tanınıyor. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardık, onardığını ve genetik bilimin genetik bilimin koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya ödülünü almıştır. Aziz Sancar'ın geliştirip ismini koyduğu maksissel tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu Exinulans Eksinul, enzim terimleri Oxford biyokimya ve moleküler biyoloji sözlüğüne girmiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.